Herkese merhaba. Ayşe Figen Arda karşınızda. Gayrimenkul yatırım danışmanı, lüks konut uzmanı ve eğitmen. Bugünkü videomuzun konusu gayrimenkul bir yatırım aracı mıdır? Gayrimenkul yatırımı yapalım mı yoksa diğer yatırım araçlarını mı kullanalım? Bu videonun konusu da tam da bu. Gayrimenkul bir yatırım aracı mıdır? Her yatırım enstrümanı, borsa olsun, faiz olsun, gayrimenkul olsun ya da altın, döviz olsun. Ama her yatırım enstrümanı zengin etmeye de can yakmaya da hazırdır. Bu nedenle gayrimenkul yatırımı ya da altın, döviz dediğimiz zaman ya da borsa dediğimiz zaman bunların arasındaki o ince nüansları, farkları çok iyi bilmemiz lazım. Borsa. Eğer borsa uzmanı değilseniz, borsayı çok iyi bilmiyorsanız veya borsa konusunda bir danışmanınız yoksa dikkatli olmanızı öneririm. Şiddetle de tavsiye ederim. Çünkü borsada kaybeden, maalesef çok üzülen fazlaca tanıdıklarım var. Peki faiz? Faizin tanımlamasını yaparsak, kaybederken kazanıyor gibi görünmektir diyebiliriz. Kaybettiğiniz paranın ne kadar olduğunu hesaplayabilmeniz için o paranın değerinin ne kadar kaybolduğuna, ne kadar düştüğüne bakmanız lazım. Borsayı söyledik, faizi söyledik, döviz. Döviz son 15 yılda iniş çıkışlarla dolu. 2016'dan beri sanki devamlı yükselişte. 3'tü, 4'tü, 5'ti, 6'ydı, 7'ye kadar dayandı. Ama en ufak bir çalkalanmada, en ufak bir yeni bir Amerika'dan yapılacak olan ya da Türkiye'de siyasetçilerin yapacakları bir yorumla her şey değişebilir. Aldığınız fiyata tekrar geri dönme süresini uzun süre bekleyebilirsiniz. İşte bütün bunların yanında eğer gayrimenkulü düşünüyorsanız, bakın gayrimenkulün de çok önemli bir özelliği var. Eğer her gün ne kadar değer kazanacağına bakacaksanız hiç gayrimenkul yatırımı yapmayın derim. Gayrimenkul çok uzun zamandır artık yatırım aracından çok yaşam aracı olmaya başladı. Başını sokabilecek bir yere ihtiyacı olan ve bir evi olsun isteyen insanların gayrimenkul yatırımı yapmaları gayet normal. Bunun için ellerindeki birikimleri de değerlendirebilirler, kredi de çekebilirler ve bu paralarını bir şekilde değerlendirip başlarını sokabilecekleri ya da kredilerini ödeyecek, kiraya verebilecekleri bir daire, bir konut alabilirler. Ama dediğim gibi minimum 5 yılda 10 yıl arası gayrimenkulü unutacaksınız. Ve değer kazanması için ona zaman tanıyacaksınız. Kısa dönemli eğer kazanç düşünüyorsanız o zaman borsada bir danışmanla ya da dövizi çok iyi takip ederek diğer yatırım enstrümanlarını denemenizi tavsiye ederim. Ama gayrimenkul hiçbir zaman kısa dönemde size büyük kazançlar getirmeyecektir. Peki, gayrimenkul yatırımlarımızı nereye yapalım, ne alalım derseniz eğer, gayrimenkul yatırımı için eğer kira getirisine ihtiyacınız varsa kesinlikle ticari gayrimenkule yatırım yapmanızı öneririm. Konut yatırımında kiraya verdiğiniz zaman yeni konut fiyatlarıyla alacağınız kiranın amortisman süresi son birkaç yıl içinde gerçekten makas çok fazla açıldı. Bu durumda içinde bir ticaret yeri olan ofis olabilir, bir mağaza olabilir, bir dükkan olabilir, bir plaza katı olabilir. Bütçeniz neye yetiyorsa size düzenli bir kira getiricisi sağlayacak olan bir ticari gayrimenkule yatırım yapabilirsiniz. Hatta onun şöyle bir avantajı da var. Yıpratmayacaktır kiracınız. İçinde para kazandığı için o gayrimenkule yatırım yapmaya da devam edecektir. Yani sizin çok bir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Ayrıca bir vergi avantajı da var. Stopajı da olduğu için, stopajı da kiracı ödediği için Türkiye'deki kira kanunlarına göre sizin için bir vergi avantajı da olacaktır. Kira getirisi istiyorsanız ticari gayrimenkule yatırım yapabilirsiniz dedik. Şimdi arazi mi arsa mı, neye göre ve hangisi diye sorarsanız eğer
Emekliliğinizi düşünüyorsanız arsa, öyle bir söyleyiş vardır gayrimenkul dilinde. Eğer torunlarınızı ve çocuklarınızı düşünüyorsanız o zaman tarla, arazi. Bunların nereden alınacağına gelirsek gelişme akslarına bakacaksınız. Yani yaşadığınız şehirde şehir ne tarafa doğru nüfusu artıyor ve projeler ne tarafa doğru, şehrin hangi yönüne doğru gelişiyor bunlara bakıp insanlar ne tarafa doğru yöneliyorsa, nüfus yoğunluğu ne tarafa doğru akıyorsa ki genellikle batıya doğru akar şehirler, batıya doğru gelişir. İstanbul'da bunlara en iyi örneklerden biridir. O tarafa doğru bir yönlendirme yapabilirsiniz yatırımlarınıza. Dediğim gibi size emeklilikte bir geri dönüş olsun istiyorsanız arsa, ama çocuğuma torunuma kalsın diyorsanız işte o zaman bir zeytin ağacı dikecek arazi veya bir tarla alabilirsiniz. Unutmamalı, bağ babadan, zeytin dededen kalmalı der büyüklerimiz. Konut yatırımında ise tabii ki nerede yaşayacağınız, hangi şartlarla yaşayacağınız, ne kadar bir metrekarelik konuta ihtiyacınız olduğu, bütçenizin tabii ki ne kadar olduğu, kredi çekecekseniz ne kadarlık bir kredi ödemeye bütçenizin, gelirinizin yettiği, bütün bunları alt alta yazıp kendinize bir plan çıkarmanız gerekiyor. İstanbul'da yaşayanlar için son dönemde yatırım yaptıkları, yaşam alanı olarak seçtikleri yerlerde biraz değişiklik var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Artık Kadıköy bölgesi daha çok tercih edilir oldu. Avrupa yakası evet hem daha değerli, kiralar daha yüksek, satış fiyatları daha yüksek ama insanlar aralıklı, birbirine bitişik olmayan ve yeşilliği daha fazla olan, otoparkların alanları arasında biraz böyle mesafe olan yerler olarak daha güvenli, daha ulaşımı kolay, çocuklarını daha fazla yürüyüşe çıkarabilecekleri, sokak kültürünü tatabilecekleri bir bölge olarak Kadıköy'ü tercih etmeye başladılar. Ticari yanında ise büyük şirketler yine ulaşımın kolaylığından, yine kiraların daha düşük oluşundan merkezlerini Avrupa'dan Anadolu yakasına taşımaya başladılar. Ve bu bölgeler biraz daha revaçta olduğu için artık hem yaşam alanı olarak hem de çalışma alanı olarak Kadıköy yakası, yani Anadolu yakası daha fazla tercih edilir oldu. Benim tanıdığım bir sürü müşterim var Avrupa yakasından, çocukları olduğu için, onları daha rahatlıkla dışarı çıkabildikleri için, hafta sonları yürüyüş yapabildikleri için Anadolu yakasını tercih eden gerçekten çok sayıda müşterim var. Ve söylemek istediğim, konutunuzu krediyle alacaksanız da gelirinizin maksimum %30'u, haydi zorlandınız diyelim ama maksimum %40'ından fazlasını kredi ödemesi için ayırmamanız gerektiği. Yani yatırım yaparken cebinizdeki paraya, ihtiyacınıza, gelire mi ihtiyacınız var, yaşama mı ihtiyacınız var, alabileceğiniz gayrimenkulün bütçesiyle sizin bütçenizin uyuşup uyuşmadığına, bütün bunlara çok iyi kontrol etmeniz gerekiyor ve çok iyi anlamanız, tanımanız gerekiyor, bilmeniz gerekiyor. Peki altın alalım mı derseniz eğer? Altın bugünlerde gerçekten son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve borsayla birlikte altının gittikçe hareketli olduğunu görüyoruz. Borsa aşağı doğru inerken altın yukarı doğru çıkmaya devam ediyor. Onsu dolar bazında olduğu için zaten dolara olan otomatik olarak altında da, altına olan da dolarda kazanmış oluyor. Peki altın alalım mı? Yani varlığımızda, birikmiş paramızda ne kadarını altın alalım, ne kadarıyla TL'de tutalım derseniz, benim uzmanlardan, özellikle altın konusunda uzmanlardan aldığım bilgilere ve yorumlara göre birikmiş paranızın maksimum %25-30'unu altına yatırabilirsiniz. Bence bir kısmını da nakitte kalmanızda fayda olabilir. Çünkü karşınıza çıkacak fırsatlar her zaman elinizde nakit varsa sizin için daha ulaşılabilir olacaktır. Şu dönemde piyasalar oldukça oynak, öngörünemezlik çok yüksek. Böyle bir dönem yaşamadığımız için gelecek dönemleri de tahmin etmekte biraz uzmanlara dinliyoruz ama çok da zorlanıyoruz. Böyle bir dönemde yatırım yapmak için
gerçekten çok dikkatli olmak lazım. En sağlamı, eğer paranız gayrimenkule yetmiyorsa, eğer herhangi bir şekilde kredi çekip bir yatırım, gayrimenkul yatırımı düşünemiyor ve düşünmüyorsanız, o zaman bir miktar altın almanızda fayda olabilir diye düşünüyorum. Bugünkü videomuzun konusu yatırım nedir? Dövize mi yatırım yapalım, gayrimenkule mi yatırım yapalım, gayrimenkul doğru bir yatırım aracı mı, altın mı alalım diyenler içindi. Bir dahaki videoların konusunu da sizlerle belirlemek istiyorum. Bu videonun altına yorumlarınızı, sorularınızı, tercih ettiğiniz konuları yazarsanız çok sevinir. O konuları da ele alırım. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.